Herkese selamlar. Merhabalar değerli hocam. Nükleer Tıp final sorularıyla bir aradayız. Sizler için birbirinden güzel sorular seçtik. Haydi gelin başlayalım. İlk sorumuz. Teknetium 99M radyoaktif kaynağının biyolojik yarı ömrü 2 saat civarındadır. Efektif yarı ömrü 1,5 saat ise fiziksel yarı ömrünü sormuş değerli arkadaşlarım. Biz efektif yarı ömrü nasıl buluyoruz biliyor musunuz? Şu şekilde. Fiziksel yarı ömür ile biyolojik yarı ömrü çarpıyoruz ve bunların toplamını bölüyoruz değerli arkadaşlarım. Bu şekilde. Şimdi fiziksel yarı ömrü kaçmış hocam? Bilmiyorum. Zaten soruda bana onu soruyor. Bilmediğim için ben buraya x diyelim. Çarpı. Biyolojik yarı ömrü kaçmış hocam? 2. Fiziksel yarı ömrünü bilmiyorum. X dedim. Biyolojik yarı ömrü 2. Bu neye eşit hocam? 1,5'e eşit. İçler dışlar çarpımı yapalım. Şuradan devam edelim. 1,5x artı 1,5 çarpı 2'den 3 yapar. Bu neye eşitmiş? X çarpı 2 yani 2x'e. 2x'i burada dursun. 1,5 karşı atalım. 0,5x eşittir 3 olur. Her tarafın 2 katını alırsam x buradan 6 gelecektir. Demek ki fiziksel yarı ömrü 6 saatmiş değerli arkadaşlarım. Var mı sıkıntı? Ufak bir matematik işlemiyle soruyu çözdük. Yeter ki şu bağıntıyı bilelim. Tamam. Pekala devam edelim. Aşağıdaki tanımlardan hangisi ya da hangileri doğrudur diyor hocam. Nükleer tıp çeşitli radyoaktif maddeler ile görüntüleme ve tedavi uygulayan bir ana bilim dalıdır. Doğru mudur hocam? Doğrudur. Radyofarmasötik, hedef fonksiyon için moleküllerin yapısına radyoaktif maddelerin eklenmesiyle elde edilen bileşiklerdir. Doğrudur hocam. Radyonüklit, tek başına görüntüleme veya tedavide kullanılabilen radyoaktif elementlere diyorduk. Doğru. Radyoaktif, çevreye ışıma ile enerji veren elementlerdir. Doğru. Demek ki hocam hangisiymiş? Hepsiymiş hocam. Tamam. E şıkkı hepsi olacaktır. Var mı sıkıntı? Pekala. Devam edelim soru 3'te. Aşağıdakilerden hangisi? İdeal radyofarmasötiklerin özelliklerinden biri de değildir demiş hocam. İdeal radyofarmasötik nasıl olmalıydı? Kolay elde edilebilmeli. Doğrudur hocam. Kolay bağlanabilmeli. Molekülün özelliğini değiştirmemeli. Doğrudur hocam. Maliyeti düşük olmalı. Uygun mono enerjide değerli arkadaşlarım. Bu 100 ila 250 kilo elektrovoltluk bir süre. Saf gama ışıma yapmalı. Ve değerli arkadaşlarım ideal çekim süresinin 1,5 katı kadar efektif biyolojik yarı ömre sahip olmalı. Doğru. D yanlış hocam. Hedef zemin oranı çekim yani hedef zemin aktivite oranı yüksek olmalı değerli arkadaşlarım. Yüksek olmalı. Tamam mı? Var mı sıkıntı? Dördüncü soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi sintigrafik görüntüleme tekniklerinden biri değildir? Sintigrafik görüntüleme teknikleri nelerdi hocam? Statik görüntülenme, statik, dinamik, tüm vücut, tomografik, bir de hibrit. Hibrit görüntüleme yani SPECT BT, PET BT gibi. Değerli arkadaşlar bunların bir arada kullanıldı. Şimdi statik var, dinamik var, tüm vücut var, hibrit var ama kinetik görüntüleme diye bir şey yoktur değerli arkadaşlarım. Cevap E şıkkı olacaktır. Beşinci soru değerli arkadaşlarım. Güzel bir soru. Dikkat edelim. Şimdi yukarıda verilen açıklamalar aşağıdaki görüntülemelerle eşleştiğinde hangisi açıkta kalır? Hastaya radyofarmasötik enjeksiyonu yapıldıktan ve radyofarmasötiğin hedef organ veya dokuda lokalize olması için gerekli süre geçtikten sonra vücudun belirli bir bölgesinden yapılan sintigrafik görüntüleme biz ne diyorduk? Statik diyorduk hocam. O zaman bir statik olacak. Güzel statik olanı eledim. Statik. Radyofarmasötiğin uygulama şekline göre belirli organ veya dokudan transit olarak geçmesi ya da organ ve dokunun kanlanması hakkında değerli arkadaşlarım bilgi verecek. Burada kanlanma çok çok önemli değerli arkadaşlarım. Dinamik değil mi? Evet. Dinamik olacak. Evet. Dedektörlerin uzun ekseni boyunca hareket ederek tek düzlemde ilgili alanın görüntü toplamasını ifade eder. Bu tüm vücut hocam. Tüm vücut. Vücudun uzun ekseni diyor zaten. Tüm vücut dinamik gitti hocam. Fonksiyonel ve anatomik olarak değerli arkadaşlarım. Bilgileri bir arada değerlendirme imkanı sağlayan görüntüleme teknolojisine biz ne diyoruz? Hibrit diyoruz değerli arkadaşlarım. Burada tomografik görüntülemeden bahsetmemiştir. Tomografik görüntüleme şu. Modern gama kameraları ile planar iki boyutlu yani yapılabilen görüntülemenin yanı sıra tomografik görüntüleme tekniğiyle SPECT görüntülemenin elde edildiği bir görüntüleme çeşidiyle. Anladık mı burayı? Devam edelim.
Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi gamma kameralarda görüntü oluşumu etkileyen faktörlerden biri değildir demiş hocam. Radyo farmasötiğin dağılımı tabii ki de önemli. Burada olmayan bir bilgi daha. Kolimatör seçimi de önemli arkadaşlarım. Kolimatörün duyarlılığı değil mi? Evet. Hatırlayın hastanın buradan gelen gamma ışığı arasındaki işte kolimatörün değil mi? O şekilde hatırlayalım. Tamam. Kolimatörün seçimi ve duyarlılığı önemli değerli arkadaşlarım. Sistemin uzaysal rezolüsyonu önemli mi? Evet. Evet, uzaysal rezolüsyonu önemli. Yine enerji rezolüsyonu önemli. Sayım hızı, performansı, atenüasyon, saçılan radyasyon önemli arkadaşlar ama hiçbiri değil arkadaşlar. Yanlış olacak. Tamam. Atenüasyon da hocam fotonların sorulması işlemi. Peki geldim 7'ye. Radyoaktif iyot yönteminde standart dozda radyoaktifin iyodun oral yoldan verilmesini takiben belirli bir zaman aralığında tiroid bezi tarafından tutulan miktarının yüzde olarak ölçülmesi aşamasında değerli arkadaşlarım. Bu yöntem tiroid uptake testidir. Buradaki hangi tanıya yardımcı olacak bu? Tiroid iltihabına değil mi? Tiroid iltihabına yardımcı olacaktır değerli arkadaşlarım. 2-4 saatlik açlık sonrasında az miktarda 10-15 mikrokürlük iyodür 131 değerli arkadaşlarım. 4 ve 24 saat sonra boyun bölgesinden uptake cihazıyla sayım alınacaktır. Bu şekilde yapılan bir inceleme yöntemidir değerli arkadaşlarım. Tamam. Kısaca bu şekilde söylemiş olalım. Tiroid iltihabı önemliydi ama aşağıdan hangisi tiroid sintigrafisinin endikasyonlarından biri değildir? 1. Tirotoksikoz yani zehirli guatrın ayırıcı tanısında kullanırız. Tiroidit iltihabı tanı ve takibinde kullanılır. Hipotiroidi tanısına yardımcıdır. Ektopik tiroid dokusunda yani normal yerinden farklı lokalizasyonda evet. Bunların harici hocam boyun ve üst mediasten yani göğüs boşluğundaki kitlelerin incelenmesinde. Yine hipotiroidi doğumsal ve edinimsel tanıda yardımcı olacaktır değerli arkadaşlar. Tamam. Cevap hiçbiri olacak yine. Endokrin hastalıkların incelenmesinde hangisi söylenemez denmişler arkadaşlarım. Bakalım dikkat edeceğiz. Klinik nükleer tıp alanında tarif edilen ilk nükleer tıp yöntemi radyoaktif iyot uptake testidir. Doğru. Teknesyum 99M ülkemizde rutin tiroid sintigrafisinde kullanılan radyoaktif maddelerdir. Bir, yaralanma ömrü kısa ve ucuz olması en önemli sebeplerinden birisi. İyot 131 sintigrafisi tiroid kanserlerinin takibinde kullanılır. Doğrudur hocam. Paratiroid sintigrafisinin amacı primer hiperparatiroidizm olgularında operasyon öncesi hiperfonksiyone paratiroid adenomunun yerini belirlemektir. Doğrudur. Teknesyum 99M hem tiroid hem paratiroid bezi tarafından tutulur. Hayır hocam. Buradaki ne olacak? Teknesyum 99 MIBI dediğimiz yani değerli arkadaşlarım MIBI dediğimiz zaman da şu sestamibi olacak aslında. Sestamibi olması lazımdı. Tamam. Teknesyum 99M bunu tek başına yapmıyor değerli arkadaşlarım. Tamam. Bunu bu şekilde söyleyelim. Evet. 10. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş hocam. Koroner arterler oksijen ve besinden zengin kanı kalp kasına taşıyan vasküler yapılardır. Doğrudur. Koroner arterlerde daralmanın en önemli nedeninden birisi aterosiklerozdur. Doğru. Sigara kullanmak koroner arterlerde daralmanın sebebi olamaz diyor. Bu dursun bakalım bir şüphe uyandırdı. Endotel hasarı, trombosit, kolesterol ve plak oluşumu ateroskleroz oluşumuna neden olabilir. Doğrudur. Hepsi yanlış mı? Değil arkadaşlar. Bu şıkla gitti. Bu şıkla gitti. Hiçbiri olacak. Evet arkadaşlar. Şurayı hiçbiri olarak düzeltelim. C yanlış arkadaşlar. Neden? Neden? Şimdi aterosiklerozun oluşumunda endotel hasarın içerisinde sigara kullanmak var. Diyabet var. Bakın diyabet de etkili. Diyabet. Yine bunların içerisinde hipertansiyon, yüksek tansiyon. Yine hiperkolesterolemi. Bunlar etkili olmuştur değerli arkadaşlarım. Trombosit, kolesterol, trigliserit kümelenmesi, plak oluşumu. Bunlar yine aterosiklerozun nedenleri arasında. Trombüs oluşumu veya plağın yırtılması yine aterosiklerozun bir diğer nedenleri arasındadır. O yüzden C şıkkı yanlış olacaktır. Buradaki E şıkkında hatadan dolayı kusura bakmayınız.
Geldim hocam, soru 11'e. Radyofarmasötlerin kan akım yolu ile kalp kası içinde dağılımının görüntülenmesi esasına dayanıyor. Bakın, kan akım yolu ile kalp kası içerisindeki dağılımı. Bu nedir hocam? Miyokard perfüzyon sintigrafisi. Biz bunu kısaca MPS olarak da söyleyeceğiz değerli arkadaşlarım. Tamam. Güzel. Zaten miyokard ne hocam? Kalp kası. Zaten oradan da çıkartabilmişsinizdir ama önemli olan buranın tanımıydı bence. 12'de devam edelim soru. 12 biraz daha güzel. Evet değerli arkadaşlarım. Hangisi söylenemez denmiş değerli arkadaşlarım? Burada mesela iki tane varsa ikisini de seçebilirsiniz. Onu da söyleyelim. Tamam mı? Şuraya 1, 2, 3, 4 olarak, 5 olarak düşünelim. Çünkü burada iki tane yanlış var. Olsun. Sıkıntı yok. Talyum 201 en yaygın kullanılan farmasötiktir. Yanlış değerli arkadaşlarım. Burada teknisyum 99 daha çok yaygın kullanılıyor. Tamam, talyum 201 kullanılıyor ama en yaygın değil değerli arkadaşlarım. O yüzden A şıkkı yanlış. Bakalım başka yanlış var mı? Görüntüleme protokolü, yani görüntüleme iki aşamadan gerçekleşiyor. Bir stres, iki istirahat kısmı. Stres, efor testi veya farmakolojik stres şeklinde yapılıyor. O yüzden bu doğru. Efor testinin yapılamadığı durumlarda farmakolojik stres yapılır. Kesinlikle öyle hocam. Doğrudur. Farmakolojik stres ajanları var. Bunlardan birisi dopamin, diğeri adenozin ve dipridamol. Buradaki dopamin değerli arkadaşlarım koroner arterleri, yani vazodilatasyon dediğimiz genişletmeyi yapmaz. Bu da yanlış. Dopamin değil hocam. Bunları kim yapar? Koroner arterleri genişleten adenozin ve dipridamol. Peki hocam dopamin ne yapıyor? Hemen yazalım. Dopamin kalp kasılmasını artırıyor. Tamam, dikkat edelim. Farmakolojik stresin amacı stres durumunda kalp kası perfüzyonunu incelemek ve istirahat görüntüleriyle karşılaşmaktır değerli arkadaşlarım. Peki burada miyokard sintigrafisinde değerli arkadaşlarım. Hazırlık nasıl oluyor? 4 saat açlık gerektiren bir test. Hastaların rahat bir kıyafetiyle gelmesi istenecek. Egzersiz esnasında radyofarmasötik enjeksiyonu yapabilmesi için önceden damar yolu açık olmalıdır değerli arkadaşlar. Bunlar da ek bilgidir diyelim. Şimdi devam ediyorum bir diğer sorumla. Kemik sintigrafisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kemik sintigrafisi tüm vücudu görüntüleyebilen ucuz ve kolay ulaşılabilir bir tekniktir. Doğru. Duyarlılığı çok olmasına karşın özgürlüğü yüksektir. Yanlış. Düşük. Evet, maalesef özgürlüğü düşük. O yüzden cevap B. Hastanın hikayesi patolojinin yeri ve radyolojik bulgular doğruluğu ve özgürlüğü artıracak faktörler arasındadır. Kemik dokusu bütünlüğünü sağlamak için sürekli yenilenir. Bu süreçle kemik osteoklastlar tarafından rezorbe edilir. Osteoblastlar tarafından salgılanan osteoklast yer değiştirir. Bu fizyolojik prensip kemik sintigrafisiyle görüntülenebilir arkadaşlar. Evet doğrudur. Cevap B şıkkı olmuş olacak. Yanlıştır. Kemik görüntülemesi teknisyum 99 yani metilendifosfonat ile birlikte en sık kullanılan radyofarmasötiktir hocam. Doğru. Kemik iliği görüntülemesi teknisyum 99M sülfür koloid, teknisyum 99M nanokoloid ve işaretli lökositler kullanılır. Doğru. Şu hepsi hiçbirine birazdan gelelim. Damardan verildikten sonra teknisyum 99 MDP yani metilendifosfonat lokal kan akımına bağlı olarak dolaşımda bulunur ve osteoblastik aktivite artışı olan bölgelerde birikir. Doğru hocam. Hiçbiri yanlış değildir. Demek ki o zaman hepsi yanlış ifadesi. Yanlış, tamam. Güzel bir soruydu. Aşağıdakilerden hangisi kemik sintigrafisi yöntemlerinden biri değildir? Kemik sintigrafisi yöntemlerini hatırlayalım. 3 veya 4 fazlı kemik sintigrafisi olacak. 1. Yani bir kere tek fazlı değil, yanlış arkadaşlar. 3 veya 4 fazlı olacak. Bunun haricinde hocam tüm vücut kemik sintigrafisi kullanılmış. Kemik SPECT PT ya da kemik SPECT kullanılmış. PET PT kullanılmıştır değerli arkadaşlarım. Bunları bu şekilde söyleyelim. Yani tek fazlı kemik sintigrafisi diye bir yöntem yok. Tamam. Pekala. Kemik sintigrafisinin endikasyonları nelerdir? 1. Değerli arkadaşlarım. Kemik metastazlarının görüntülenmesi. 2. Enfeksiyonlar. Kemik ve yumuşak doku tabii ki de. Kemik ve yumuşak doku. 3 ağrılı protez. Zaten böyle bir şey sordu herhalde. 4 tane falan yazmanız yeterli olur. Kemiğin vasküler hastalıkları da etkili olur tabii ki de. Kemiğin vasküler hastalıkları.
Yine kemik tümörleri. Siz buraya çekin arkadaşlar. İki tane daha ekleyeceğim. Böyle bir iki saniye bekleyelim. Evet. Bir diğer hocam ney? 6. Şöyle tamam. Kemik travmaları. 7 de metabolik kemik hastalıkları. Metabolik kemik hastalıkları. Etkili. Peki. Çok güzel bir soru değil hocam. Bence burada çıkabilir dikkat gördüysek. Kemik metastazları değerli arkadaşlarım. Nokta noktada başlar. Nerede başlayacak? Kemik iliğinde başlayacak değerli arkadaşlarım. Diğerlerini kısaca bir açıklayalım. Osteoblast kemik dokusu demektir. Bu osteoblast adı verilen kemik yapıcı hücreler ve osteoklast adı verilen yıkıcı hücrelerden oluşmuştur. Trabeküler kemik hocam. Omurgalarda ve uzun kemiklerin uç kısımları yer alan ve osteoporoza bağlı kırıklara en hassas bölgelerde buradadır. Kortikal kemik, kemiklerin dış yüzeyini oluşturur. Devamlı bir kemik dokusu olup vasküler kanalları içerir. İskelete dayanıklılık kazandırır. İskelete dayanıklılık kazandırır. Periyost zaten hocam neydi? Kemik zarıydı. Kemiğin enlenmesini ve büyümesini sağlar. Sağlayan bir zardır. Ayrıca kemik kıkırdağının kemik kırıldığında kemiği onarır ve kemiğin besin ihtiyacını da karşılar periyot. Peki. Soru 18 PET arkadaşlar. PET'ten soru gelebilir arkadaşlarım. Dikkat edelim. Hangisi yanlıştır? PET. Tek bir hasta yatağı ile hem PET hem de BT yapılabilen entegre bir alettir. PET BT doğru. Tek bir makine ve çekimle maligniteleri metabolik ve anatomik olarak gösterebilme yeteneğine sahiptir. PET BT ile çeşitli radyo formasyonlar kullanılmaktadır. Bunlardan en çok kullanılan glukoz analogu olan F18'e bağlı klorodeoksiglukoz yani FDG'dir. Doğrudur hocam. F18 FDG tümörel olmayan olaylarda tutulma neden olması aynı arkadaşlar. Neden olduğu durumlar vardır. FDG hücre membranında gerçekleşir. Hücre içinde heksokinaz enzimiyle fosforize olarak FDG 6 fosfat haline dönüşür. Daha ileri metabolizmaya katılmaz. Hücrede kalacaktır değerli arkadaşlarım. Peki devam. F18 FDG PET endikasyonları nelerdir hocam? Tanı amaçlı. Evrileme. Yeniden evreleme. Tedaviye yanıtın değerlendirilmesi. Tedaviye yanıtın değerlendirilmesi. Ve sensitivenin belirlenmesi. Var mı sıkıntı hocam? Tanı amaçlı evreleme, yeniden evreleme, tedavi yanıtın değerlendirilmesi, kemosensitivenin belirli. İlk tedaviden sonraki takip aşamasında herhangi bir nüks, rekürans, saptanması veya rekürans lehine bulgular olması durumunda başka metastazların olup olmadığını araştırmak ya da hastalığın yaygınlığını göstermek amacıyla yapılır. Rekürans taraması, lokal veya bölgesel, nodal veya distal ispatlanmış reküransın sınırlarını belirleme, fibrotik dokuyu aktif hastalıktan ayırt etmek içerir. Bu tanı nedir hocam? Yeniden evrenim olacaktır. Peki diğerlerini tanıyalım. Tanı amaçlı için çok bir şey yapmamıza gerek yok. Burada değinmemize gerek yok ama evreleme önemli. Evreleme, kanser tanısı almış hastalarda hastalığın yaygınlığının belirlenmesini ifade eder. PET-CT günümüzde Türkiye'de sadece FDG afinitesi yüksek kanserlerde evreleme amacıyla kullanılmaktadır. Evreleme amaçlı PET yapılması için hastada kemoterapi, bakın çok çok önemli, kemoterapi veya radyoterapi almamış olması lazım. Bu çok çok önemli. Yani başlanmamış olması lazım. Yeniden evrilmeyi açıkladık. Zaten sorunun cevabıydı o. Tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde kemoterapi veya radyoterapinin tamamlanmasından sonra tümörün verdiği yanıtı araştırmaya yönelik ifade. Tamam mı? Tümöre verilen yanıtın amaçlanması. Kemosensitivitenin belirlenmesinde ise sadece kemoterapi ile tedavi edilen, bakın çok önemli, sadece kemoterapi ile tedavi edilen ve alternatif kemoterapi protokolleri uygulanabilecek kanserlerde tümörün uygulanan ve kemoterapi protokolünde erken dönemde özellikle 1. ile 3. kür sonrası verdiği yanıt araştırmaya yönelik bir uygulama olacaktır. Cevap C şıkkı oldu. Geldim hocam 21. soruma. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İyot 131. Diferansiyel tiroid kanserlerinde ablasyon ve metastaz tedavisinde yer alır. Evet hocam. I-131 MIBK.
Nöroblastom malignant feroksitoma medüler tiroid kanserinde yer alır hocam. Karaciğer metastaz yapan hücrelerde değil. Bu yanlış. Peki hocam, karaciğer metastaz yapan hücrelerde bunlar kim hocam? Hepatoseliler mesela, hepatoseliler kanser. Yine karaciğer metastazları, değil mi? Kolon kanseri gibi kanserlerde burada kullanılan yttrium 90 kullanılır. I-331 neydi hocam? Nöroblastom malignant feoksitoma medüler tiroid kanserinde yer almaktadır değerli arkadaşlar. Bu doğru. Bunlara alakası yok. Cevap B şıkkı olmuş olacak. Ve son sorudayız değerli arkadaşlarım. Önemli bir soru. Embriyojenik dönemde nöral kresten köken alan tümörlere nöroendokrin tümörler denir değerli arkadaşlarım. Bunlar nelerdir? Nöroblastoma, feokromosotima değerli arkadaşlarım. Bunlara ek olarak paraganglioma, karsinoid tümör değerli arkadaşlarım, medüler tiroid kanseri, ganglionoma. Ama Ewing sarkomu değil arkadaşlar. Ewing sarkomu değerli arkadaşlarım kemikte yerleşim gösterir. Kemikte yerleşim gösteren bir durumdur. Evet hocam, nükleer tıpla ilgili final sorularımız bu şekildeydi. Umarım anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Daha önceki yılda, geçen sene değil, ondan önceki sene çekmiş olduğumuz nükleer tıp final soruları da aşağıya açıklamalar kısmına değerli arkadaşlarım videosunu paylaşacağım. Oradan da bakabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Orada daha fazla soru çözüm. Evet, umarım anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Kanalımıza hala daha abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Seviyorsunuz. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.